Merhaba dostlar. Yepyeni bir Kripto Levent eğitim videosunda daha sizlerle beraberiz. Binance Global ve Binance Türkiye'nin desteğiyle işitme engelleri için işaret içeren eğitim serimize tren çizgileriyle devam ediyoruz. Tabii ki güzeller güzeli çok sevgili Neslihan Hanım da bizlerle beraber kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için. Dostlar bugün Trend çizgilerini inceleyeceğiz ve trend çizgileri unutmayın ki çok çok önemlidir. Her şey aslına bakarsanız bununla başlıyor. Tek bir çizgi bile hayat kurtarabilir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu anda gördüğünüz ekran aslına bakarsanız Binance'in kendi sitesinden TradingView'un katkılarıyla Binance'in kendi sitesinde de indikatör sınırı olmadan analiz yapabildiğiniz bir ekran biliyorsunuz. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Ama TradingView normalde ücretsiz kullanımda 3 indikatörden fazla kullanıma izin vermez. Fakat Binance'in kendi içerisindeki bu Trading view desteğiyle çalışan analiz aracında ise indikatör sayısı olmadan buraya istediğiniz kadar indikatör açarak ki ileride indikatörleri göreceğiz sonraki derslerde istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Aynı özelliklere sahip ve tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Şimdi lafı çok daha fazla uzatmadan arkadaşlar trend çizgilerine geçelim. Trend çizgilerimiz aslında şöyle söyleyebiliriz. 3 tür trendimiz var diyebiliriz. Dostlar yükselen trendimiz bakın şurada olduğu gibi. Veyahut da ne kadar çok dik de olsa şurada olduğu gibi. Veyahut da burada olduğu gibi buna yükselen trend diyoruz. Bir de alçalan trendimiz var dostlar. Tıpkı şurada olduğu gibi. Şu anda biz günlük grafiğindeyiz Bitcoin'in bu arada. Onu da belirtmek lazım. Ya yani alçalan trend ve yükselen trendi yani aslında biraz çok kitabı tanımlara girmek istemiyorum. Burada uygulayarak biraz da göstereceğim. Bunun dışında başka nereye örnek verebiliriz? Mesela şurada da bir alçalan trend varmış dostlar. Bakın bir de yatay trendlerimiz var. Yani yükselen, alçalan ve yatay trendler. Bunların şimdi ne olduğunu değineceğiz. Bakın şurada da var hemen. Hatta şuraya kontrol tuşuna basarak ve mouse'un sol tuşuna kopyalıyorum da aynı zamanda çizgi Şimdi dostlar yükselen trendde gördüğünüz gibi sürekli olarak yüksek dipler yapan ve yüksek tepeler yapan bir grafik var karşımızda. Ve her bir dip şurada gördüğünüz gibi bir son bir önceki dibin üstünde bitiyor ve her ve her bir e, tepe de bir önceki tepenin üstünde bitiyor. Bunlara yukarıdaki yani bir e, yüksek e, tepe yapan tepelere öyle söyleyelim. Hayır, high deniliyor ve HH olarak yazılır. Aşağıda ise e, her seferinde yüksek dip yapan bu dip seviyelerini ise hayır low deniliyor. Higher lows veya ve hl olarak yazılır dostlar. Ve bunun altından çektiğimiz bir çizgi vasıtasıyla da trendimizi çok rahat görebiliyoruz. Peki bu trend ne yapıyor? Bu trend bize destek oluyor dostlar. Yani ben bunları nasıl kullanacağım kardeşim? Bana onu söylesene. Buradaki çizgi ne işe yarıyor demeyin. Şimdi onu anlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi her seferinde bu çizgiye gelip buradan dönüşler görüyoruz. Ve bakın en sonunda daha fazla dayanamıyor ve aşağı doğru kırıyor. Tabii ki buradaki kırılımın içerisinde farklı piyasanın farklı konjektürel şeylerini görebiliriz, sıkıntılarını da görebiliriz. Sadece trend çizgisi her zaman destek olacak diye bir kaydı yok. Fakat bunu diyoruz. Şurada biraz daha grafiği geri aldığımız zaman şu alanlarda buradaki geri dönüşte biz bu çizgiyi çekmişsek eğer şu tahminde bulunabiliyoruz dostlar. Buradaki çizgiyi bize destek olabilir ve buradan sekebilir. Eğer ki biz yeni bir pozisyon açacaksak buradaki çizgiden sekip yukarı doğru dönmesini bekleriz ondan sonra pozisyon açarız. İşte trend çizgisinde yükselen trendde özellikle bu şekilde kullanabiliyoruz. Bakın aynı şekilde burada da var yine. Ve e, şurada biraz uzakta kalmış ama çok da önemli değil. Burayı es geçelim. Bakın birinci sekme ikinci sekme akabinde yukarı doğru bir gidişat var yani burada burayı da şöyle yorumlayabiliriz madem aşağı doğru kıramıyorum, yani şeyin e, alıcıların veya boğa piyasasında bulunan alıcıların evet madem aşağı doğru gidemiyoruz demek ki bundan sonra yukarı doğru gitme zamanıdır deyip alıcıların baskın çıkması ve satıcıların biraz daha böyle geriye doğru çekildiğini görebiliriz çünkü burada trend çizgisinin destek olduğunu ve bu çizginin de kendini ispatladığını görüyorlar aslında. Şimdi alçalan trende geldiğimiz zaman ise dostlar alçalan trendde ise sürekli olarak düşük tepeler ve düşük dipler yapabiliriz. Ee, bazen dip seviyelerimiz aynı hizada da olabilir. Aynı şekilde aslında bakarsanız bu durum e, yükselen trendde de geçerlidir ama bunun konusu biraz daha üçgenlere doğru gidiyor. Sonraki derslerde göreceğiz. İlk önce şurada bir trendleri bir tanıyalım. Ve bu çizdiğimiz çizgilerde dostlar gördüğünüz gibi her seferinde düşük tepeler yapıyoruz. Şu kısma baktığımız zaman ise düşük dipler olduğunu görebiliriz dostlar. Bunları ise Lower Highs Yani düşük tepeler deniliyor. Gördüğünüz gibi Ve düşük diplerin yapıldığı kısımları ise Lower Lows deniliyor. Dostlar trend çizgisi çizerken Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz e, her yere hemen e, çizgi çizebiliriz ama önemli olan bu çizginin ne kadar çok temas sağladığı. Biz bu çizgiyi çizerken çoğunluğa dokundurma metodu dediğimiz bir metodoloji uygulamamız lazım. Dolayısıyla bakın şurada şu şekilde çekmekle şöyle çekmek arasında aslında bakarsanız fark var. Burada ben sadece şu teması ve bu teması yakalarsam burası bir direnç alanı gibi gözükürken Biraz daha şuradan alırsam hatta şöyle bir e, alım yaparsam bir bakıyorum şimdi. Bu sefer aynı çizgimiz destek olarak çalışıyor. Şimdi bizim burada çizim veya çizgi tercihini yaparken doğru çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en çok teması nerede yakalayabiliyorsak ona göre çekmemiz lazım. Tek bir çizgi hayat kurtarabilir. Çok basit bir çizgi size çok paralar kazandırabilir veya kaybettirebilir yorumlamanızı doğru yapabilirsiniz veya yanlış yapabilirsiniz. O yüzden doğru çekmeniz gerekiyor. Ve bunu anlamak belki birazcık zaman alabilir ama çok da zor değildir. Sadece sürekli çizgi çekmeniz gerekiyor. Şimdi mumlar eğer ki bu çizginin altında ise bu çizgi bir direnç çizgisi oluyor arkadaşlar. Eğer ki burada olduğu gibi mumlar çizginin üstünde ise bu çizgi destek oluyor. Yani her seferinde buradan dönüyor. Bakın burada gördüğünüz gibi çizginin altında kaldığı sürece bu çizgi direnç oluşturuyor ve her seferinde aşağı doğru kendisini gönderiyor. Bu şekilde çektiğimizde daha çok temas yakalayabiliyor isek eğer ve mum da bu çizginin üstüne çıkmışsa evet burada bir alçalan kırılmış diyoruz ve buradan sonra yürümesi imkan dahilinde veya muhtemel diyoruz. Tabii şunu biraz daha temiz çekmek gerekebilir. Bu pratikleri siz de kendi bilgisayarınızda veya telefonunuzda yaparken lütfen çoğunluğa dokundurma metoduna dikkat ediniz. Şimdi yatay trendlere geldiğimiz zaman ise yatay trendlerde yukarı yönlü veya aşağı yönlü herhangi bir trendin olmadığı, genel itibariyle kısır hareketlerin olduğu, üst çizginin direnç yine Alt çizginin ise destek olarak çalıştığı alanlardır dostlar. Gördüğünüz gibi burada aşağı doğru gidip burada yukarı doğru giderken buradaki alanda ise bir yataylık var. Dalgalanıyor burada kendi içerisinde. Buna akümülasyon dönemi de aslında deniliyor. Yani deniliyor aslında bakarsanız. Ve burada da yatay trendi aşağı veya yukarı kırmasına göre e, hedef belirleyebiliyoruz. Yani genel kanı şudur. Genel inanış eğer ki böyle bir yatay trend varsa yatay trend yukarıdaki direnci kırıldıktan sonra trendin boyu kadar minimum yükselir denilir. Burada daha fazla yaptığında görebiliyoruz hatta. Tabi bu kural her zaman geçerli midir? Her zaman geçerli değildir. Yani kırdıktan sonra tekrar aşağıya bu e, yatay trendin içine dönebilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Unutmayın teknik analizde hiçbir zaman %100 kesinlik yoktur. Evet, trend çizgileri ile ilgili dersimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.